Sorumuzda atmosferde bulunan gazların hacimsel yüzdeleri grafiklerle verilmiş. Aslında buradaki amaç şu. Atmosferdeki gazların çoğunluğunun moleküler yapılı olduğunu göstermek için verilmiş. Yani mesela karbondioksit moleküler yapılı gazlar. Atomik yapıda olanlar da var ama çok az yer işgal ediliyor. Yani dolayısıyla niye atomlar birbirlerine bağlanıp moleküler yapıda bulunmak istiyorlar? Çünkü moleküler yapıda bulunmak atomları, ametal atomlarını daha kararlı bir hale getiriyor. Dolayısıyla bir ametal atomunu tekil bir şekilde göremiyorsunuz. Ya bir molekülün yapısında görüyorsunuz. Bir element molekülünün ya da bir bileşik molekülünün yapısında görüyorsunuz. Ya da iyonik bağlı bileşiğin yapısında görüyorsunuz. Ama burada moleküler yapıya vurgu yapılmış. Ametal atomlarının geneli doğada moleküler element yapısında ya da moleküler bileşik yapısında bulunur. Dersinde yukarıdaki grafikleri ve bilgileri öğrenciyle paylaşan bir öğretmen, ametal atomlarına göre moleküllerin daha kararlı olduğunu açıklamak için iki temel ilke üzerinde durmuş. Yani niye atomun yapısına göre, ametal atomuna göre ametal molekülü daha kararlı? Oksijen mi kararlı, O2 mi kararlı? O2 kararlı. Neden? Doğada niye oksijen bulunmuyor da O2 bulunuyor? Bir, sebeplerden bir tanesi. Atomik yapılı maddeler, mesela iki tane polar atomunun bağ yapısı gösterilmiş ve F2 oluşmuş. Yani F'ler bir araya gelmiş ve kabaca çiziyorum. F2 molekülünü oluşturmuş. Ama bu olay esnasında ne açığa çıkmış? Isı açığa çıkmış, yani egzotermik. Peki üzerindeki fazla enerjiyi atmış. Üzerindeki fazla enerjiyi atınca daha kararlı duruma geliyor. Çünkü biz şunu biliyoruz. Maddenin üzerindeki enerji ne kadar azsa kararlılık o kadar fazla. Yani biz buna minimum enerji eğilim diyeceğiz ileride. Bağ oluşumunda enerji açığa çıkar. Bu da bağ oluşumuyla beraber, açığa çıkan enerjiyle beraber oluşan molekülün daha düşük enerjili olmasını ve daha kararlı olmasını sağlar. Demek ki moleküler yapıda olmak istiyorlar. Peki atomların soy gaz kararlılığına ulaşma isteği. Yine flor değerlik elektronu 7'ydi. Halbuki burada bağ yapınca ortak kullanımla beraber soy gaz kararlılığına flor ne yapmış oldu? Bir şekilde ulaşmış oldu. Yani şu yapıyı elde etti. Ortak kullanımla beraber her ikisi de oktet kuralına uydu. Yani değerlik elektronlarını 8 yaptılar. Peki bu bilgileri dikkate alarak öğrencilerinden benzer örnekler vermesini isteyen öğretmenin örneklerinden hangilerinin bu duruma uygun olduğunu söylemesi beklenir. Şimdi NH3'e baktığımız zaman yapısı şöyledir aslında. Ve bu yapı içerisinde azot soy gaza benzemiştir artık. Yani oktet kuralına şu ortak kullanan elektronlarla beraber uymuş. Ve boşta kalan iki elektron ile beraber, yani bağ yapımına katılmayan. Hidrojen de helyuma benzemiş, dublet kuralına uymuş. Ve bu bir molekül mü? Evet, bu bir molekül. Yani iki farklı ametal arasında kurulmuş, kovalent bağlı oluşmuş bir molekül. Dolayısıyla bu öğretmenin istediği örneklerden birisi olur. HF de bir bileşik molekülü, yani yapısı şu. Hidrojen dublete uymuş, flor da oktete uymuş ve kovalent bağ içeriyor ve molekül. NaCl ise sodyum metal, klor ametal. Bu bir iyonik bileşik. Bizim örneklerimiz molekül yapıyı açıklamak için olmalıydı. Dolayısıyla bu örnek olarak verilemez. H2O'nun durumu da şu. Oksijen 6A grubunda, yani 2, 4, 6, 8 yaptı. Yani oktet kuralına ne yaptı? Uydu. Hidrojen de dublet kuralına uydu ve hidrojenle oksijen arasında bir molekül mü kuruldu? Evet, iki farklı ametal arasında H2O bileşik molekülü kuruldu. Dolayısıyla bu da aradığımız şeylerden birisi. O halde cevabımız 1, 2 ve 4, yani C seçeneği olacak. Sorumuz sodyum klorür ile ilgili. İyonik bağlı sodyum klorür katısının iyonik kristal örgü yapısından bahsedilmiş görselde. Burada da şu anlatılıyor. Her bir sodyum artı iyonunun etrafı 6 tane Cl- anyonu ile, yine her bir Cl- anyonun etrafı da 6 tane Na artı katyonu ile sarılmıştır. Yani aslında şöyle bir düzen. Buradaki küçük yuvarlaklar, küçük küreler Na artı iyonunu, yani şu Na artı iyonuysa, diğer yeşiller de Cl- iyonunu ifade ediyor. Na artı iyonuna bakıyorum, bir tane Cl-ye buradan bağlı, bir tanesine buradan bağlı, bir tanesine buradan bağlı, bir tanesine buradan bağlı, bir tanesine buradan, bir tanesine buradan. Yani toplamda 6 tane iyonik bağ içeriyor. Aynı şey Na artı iyonlarının etrafı Cl- ile sarıldığı gibi Cl- iyonların etrafı da Na artı iyonlarıyla sarılmış. Yani her bir Na artı 6 tane iyonik bağ, her bir Cl- de 6 tane yine iyonik bağ yapıyor. Dolayısıyla çok sağlam bir iyonik örgüden oluşuyor. Peki biz buna göre sodyum klorürün özelliklerinden hangileri bu iyonik örgü yapısıyla açıklanabilir diye sormuşuz. Bir atmosfer basınçta erime sıcaklığının 801 santigrat derece gibi, ki oldukça yüksek bir sıcaklık. Yüksek bir sıcaklık olması böyle açıklanabilir çünkü iyonik bağ zaten kendisi güçlü bağ ve bu örgüde çok sayıda iyonik bağ var. Bunların kırılması, iyonların serbest hale gelmesi çok yüksek sıcaklıklar istiyor. Katı halinin kırılgan olmasını, onu şuradan açıklamaya çalışalım. şu bloğun üzerine bir baskı uygularsak bu blok bir aşağıya kayacak. Yani nereye kayacak hocam? Bu blok şuraya gelecek. Yani şunla yan yana. Sadece şu bölgeyi çizmek istiyorum. Yoksa bu iş devam edecek. Yani artı, eksi. Şimdi bizim bloğumuz da şuydu. Bir aşağıya kaydı. Eksi, artı, eksi. Dolayısıyla bir aşağıya kayınca ne oldu? Eksi eksiyi itti. Dolayısıyla buradan da kırılma sağladık. Dolayısıyla kırılganlığını buradan ispatlayabiliyorum. İyonik kristal örgüsü bunu ispatlamama izin veriyor. Katı hali elektrik akımını iletmez iken sıvısı ve sulu çözelsinin elektriği iletmesi, katı hali elektriği iletmez. Normalde iyon içeriyor ama iyonlar arasında herhangi bir hareket kabiliyeti söz konusu değil. Çünkü iyonlar çok güçlü iyonik bağlarla birbirlerine tutulmuş durumdalar. Ama sıvılaştırdığım zaman iyonlar arası mesafe açılacak ve iyonların hareketiyle elektrik akımı iletilebilecek. Yani bu durumda buradan açıklanabilir. O halde cevabımız 1, 2, 3 yani E seçeneği olacak. Sorumuz polar kovalent ve apolar kovalent bağ oluşumuna ait çeşitli görsellerle başlamış. Ve bu görsellerden anladığımız şey şudur. Aynı tür ametal atomları arasında bağ kuruluyorsa apolar kovalent bağ elektron ortaklaşmasıyla. Farklı tür ametal atomları arasında elektron ortaklaşmasıyla bağ kuruluyorsa polar kovalent bağ. Bize sorulan da verilen örneklere ve bilgilere göre hangilerinde atomlar arası bağ sınıflandırması yanlış yapılmıştır diye soruyor. Birinci öncülümüzde verilenler karbondioksit ve N2. Bunlar için apolar kovalent bağ diye verilmiş. Apolar kovalent bağ olması için aynı tür ametal atomları arasında olacaktı. Halbuki karbondioksitte farklı tür ametal atomları arasında. Dolayısıyla bu yanlış. İkincisinde verilenler Cl2 ve N2. Bunlar apolar kovalent bağ, yani bu kısmı doğru. Neden? Aynı tür ametal atomları arasında. CO2 ve HCl'de polar kovalent için örnek verilmiş. Gerçekten öyle midir? Farklı ametal atomları arasında kurulduğu için polar kovalent. Yani 2 numarada verilenler doğru ama birincisi yanlıştı. Üçüncüsünde verilenler ise H2 ve O3. Yani aynı tür ametal atomları arasında kurulduğu için apolar kovalent bağ kısmı doğru. Burada ise NaCl ve NH3 verilmiş. Halbuki buradaki Na bir metal. Metalle ametal arasında iyonik bağ kuruluyordu. Demek ki NaCl burada bizim için iyonik bağlı. Yani ametal atomları arasında kurulmamış. Dolayısıyla polar kovalent bağ örnek verilemez. O halde bu da hatalı. Bize hatalı olanları soruyor. Yani 1 ve 3 hatalıydı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak. Van der Waals kendisine ait Nobel Bilim Ödülünü kazandıran gazlar ve sıvıların hacimleri, sıcaklıkları ve basınç arasındaki ilişkinin moleküller arası kuvvetleri ve moleküllerin hacimlerini hesaba katmadan anlaşılamayacağını fark etti. Biz günümüzde gazların bazı özelliklerini ihmal ediyoruz. Yani gaz tanecikleri arasında moleküller arası etkileşim olmadığını kabul ediyoruz ve bu tarz kabullerle ortaya koyduğumuz gazlara da ideal gazlar diyoruz. Halbuki gaz taneciklerinin arasında da çeşitli zayıf etkileşimler var. Bunların doğru basınç, doğru hacim gibi ölçümlerin yapılabilmesi için bu moleküller arası etkileşimlerin dikkate alınması lazım. Bunu söyleyen ve bu alanda çalışma yapan kişi Van der Waals. Zaten bir müddet sonra da biz bu moleküller arası etkileşimlere Van der Waals kuvvetleri demişiz. Yani genelleme olarak. Peki Van der Waals kuvvetlerini sınıflandırırken dipol, iyon dipol, indüklenmiş dipol olarak sınıflandırıyoruz. Ve bununla ilgili şurada bilgi verilmiş. Kimlerin arasında dipol var. Ve o bilgi şunu söylüyor. Polar moleküllerin arasında dipol etkileşimi var. İyon dipol kimlerin arasında hocam? İyonik bileşikler ya da iyonlar ile polar moleküllerin arasında iyon dipol var. İndüklenmiş dipol etkileşimleri burada genellenerek London kuvvetleri olarak kabul edilmiş. Yani indik dipol dediğimiz etkileşimler, kısaca aşağıda da zaten ismi verilmiş London kuvvetleri kimlerin arasında bulunur? Apolarlar ve soy gazların arasındaki etkileşim. Şimdi bu bilgileri aldıktan sonra okumaya devam edelim. Şurada ne diyor? 2012 yılında atomik kuvvet mikroskobu ile, yani şu çalışma. Ama Van der Waals'tan yıllar sonra. Çünkü Van der Waals 1923 yılında vefat etmiş. Bu çalışma ise 2012 yılında yapılmış. Buna dikkat. Atomik kuvvet mikroskobu ile metal yüzdeye bağlı tek bir organik molekülde Van der Waals kuvvetlerinin doğrudan ilk ölçümü gerçekleştirilmiş. Yukarıdaki okuma parçasının aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz diye soruyoruz. Polar molekülleri bire tutan kuvvet dipol çıkarttık. Van der Waals etkileşimleri zayıf etkileşimler, zayıf fiziksel çekimler. Evet, moleküller arası zayıf etkileşimler çıkarttık. Bir oksijen tüpünde bulunan sıvı O2 ve sıvı N2. Bunlar element molekülleri. Element molekülleri nasıl moleküller hocam? Apolar moleküller. O zaman onların arasındaki etkin kuvvet ne olmalı? Landon olmalı. Öyle söylemiş. Yani çıkarılabilir. Yukarıda Landon zaten apolarların arasındaki etkin kuvvette. Sofra tuzunun, yani sofra tuzu iyonik bir bileşik. Na artı ve Cl iyonlarını içeriyor. Sofra tuzu ile sofra tuzundaki iyonlarla su arasında kurulan etkileşim su polar. Sofra tuzundaki iyonlar dolayısıyla iyon dipol etkileşimi. İyon dipol etkileşiminden zaten yukarıda bahsettik. Peki E seçeneğine dikkat. Van der Waals atomik kuvvet mikroskobuyla Van der Waals kuvvetlerinin doğrudan ölçümünü gerçekleştirmiş midir? Yoksa o öldükten, yani 1923'ten yıllar sonra 2012 yılında bu durum ispatlanmış. Yani Van der Waals bununla ilgili öngörüler veya çalışmalar yapmış ama direkt bunu atomik mikroskopla ispatı 2012 yılında gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu Van der Waals'ın yaptığı bir çalışma olamaz zaten. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacak. Sorumuz Van der Waals etkileşimleriyle ilgili. Gecko kertenkeleri üzerinden bu durum açıklanmaya çalışmış. Gecko kertenkeleri yapışkan bir salgı kullanmadan, hiçbir yapışkan kullanmadan düz duvara tırmanabilirler. Ayaklarında seta adı verilen yüz binlerce tüy bulunur. Her seta yaklaşık 1 mm uzunluğunda ve 5 × 10⁻³ mm çapındadır. Her bir seta 2 × 10⁻4 mm uzunluğunda ve 10⁻5 mm çapında daha küçük tüycüklere kaptırılır. Yani kısaca anlatmak istediğimiz şey, her bir seta yine küçük parçacıklara ayrılıyor ve demek ki çok sayıda tüycükle yüzeye giderek ne yapılıyor? Genişletiliyor. Yani temas yüzeyi artırılmış oluyor. Bu küçücük tüyler insan saçından 10 kat incedir ve mikroskop altında uçlara doğru çatallanarak daha da inceldiği gözlenir. Böylelikle Gecko'nun ayaklarındaki 2 milyon tüycüğün her birisi yüzey ile zayıf Van der Waals etkileşimleri kurar. Şimdi Van der Waals etkileşimleri ya da kısaca genellemeyle London etkileşimleri dediğimiz etkileşimler, indüklenmiş dipol etkileşimleri, temas yüzeyiyle etkin etkileşimler. Yani biz şunu biliyoruz. Temas yüzeyi arttıkça London etkileşimleri artıyor. Onun için molekül büyüdükçe temas yüzeyi artıyor, London artıyor. Ya da küçük tüycüklere ayrılmakla beraber çok sayıda temas yüzeyi sağlayabiliyor ve London artıyor. O zaman Van der Waals etkileşimleri oldukça zayıf etkileşimler. Buna rağmen geckoların duvara tırmanması yukarıdakilerden hangileriyle açıklanabilir? Çok sayıda ince tüycüğe sahip olmalarıyla açıklayabiliriz. Temas yüzeyindeki artışın Van der Waals kuvvetini arttırmasıyla açıklayabiliriz. Peki geckoların ayaklarından kimyasal bir salgı salgılaması, yukarıda yapışkan bir salgı salgılamadıklarını söylemiştik. Dolayısıyla bunu açıklayamayız. O halde cevabımız 1 ve 2, yani C seçeneği olacak. Sorumuzdaki bilgiyi okuyalım. Atmosfer kirliliğinin bir kısmını oluşturan metaller, fosil yakıtların yanması, endüstriyel işlemler, metal içerikli ürünlerin yakılması sonucunda ortama yayılır. Yani metaller aynı zamanda fosil yakıtların yanmasıyla da açığa çıkıyor. Bunu söylüyoruz. İnsan sağlığı olumsuz etkilen metaller arasında atmosfere yayılan, yaygın olarak bulunan ağır metaller, yani kurşun, kadmiyum, nikel ve civa önem taşıyor. Dünya Sağlık Örgütü sağlık üzerinde olumsuz etkilerin gözlemlendiği havadaki metal konsantrasyonunu sınır değer olarak aşağıdaki gibi belirlemiş. Yani tablo sağlık açısından uygunluk değerlerini bize veriyor aslında. Yani belli bir sınır değere kadar kabul ediyoruz. Onun üzerindeki ağır metal konsantrasyonlarını kabul etmiyoruz. Peki yukarıdaki bilgilendirme metnini okuyan bir kişi aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşamaz? Bir bakalım. Atmosfer kirliliğine neden olan metallerin atmosfere karışması endüstriyel faaliyetler sonucu gerçekleşir. Yani biz bunu burada okumuştuk. Yani bazı metal katyonları, bazı ağır metaller böyle karışıyordu. Peki Dünya Sağlık Örgütü ağır metallerin bazıları için insan sağlığı olumsuz etkilerinin gözlemlendiği konsantrasyon sınır değerlerini belirtmiştir. Evet, mesela kurşun için bu aralık aralığında, kadmiyum için yine aynı şekilde bu aralıkta, nikel için yine belirtilmiş. Dolayısıyla doğru. Sınır değerinin üzerinde kurşun ve kadmiyum içeren hava insanların böbrek fonksiyonlarında bozulmalara yol açar. Bakalım şimdi. Kadmiyum ve kurşun içeren. Kurşun için bakıyorum. İnsan sağlığı üzerindeki olumsuz etkisi, hemoglobin, sinir yapısının bozulması, kan basıncının yükseltmesi, böbrek, yani böbrek fonksiyonlarında hasar. Kadmiyum için bakıyorum, böbrek fonksiyonları. Dolayısıyla ifade doğru. Havadaki nikel konsantrasyonu miktarı ile karşılaşılabilecek sağlık sorununun büyüklüğü arasında bir ilişki yoktur. Havadaki nikel konsantrasyonunun büyüklüğü ile solunum sistemi rahatsızlıkları, alerjik sağlıklar vesaire bir sürü sebep var. Güvenlik limiti belirtilmesi mümkün değil anlamına gelmesi, bunun bir konsantrasyonun daha fazla olmasıyla sağlık sorununun daha fazla olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla bu sonucu çıkartamayız. Sınır düzeyin üzerinde ağır metal içeren havanın solunduğu yerleşim yerlerinde yaşayan insanlarda kanser vakalarında artış gözlenir. Zaten burada anlatılan şeylerin çoğunluğu akciğer, prostat kanserleri falan. Dolayısıyla bu da ulaşılabilecek bir sonuç. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacak.